Kastamonu'daki kardeşlerimize hitaben yazılan bir hakikattir. Belki size de faydası olur diye gönderdim. Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymetler neticeye mukabil fiyat olarak, o şakirtlerden tam ve halis bir sadakat ve daimi ve sarsılmaz bir sebat ister. Evet, Risale-i Nur 15 senede kazanılan kuvvetli imanı tahkikiyi, 15 haftada ve bazılara 15 günde kazandırdığına 20 senede 20 bin zat tecrübeleriyle şehadet ederler. Hem iştirake amali uhreviye düsturuyla her bir şakirdine her bir günde binler halis lisanlar ile edilen makbul duaları ve binler ehli salahatın işledikleri amali salihanın misil sevaplarını kazandırıp her bir hakiki sadık ve sebatkar şakirdini amelce binler adam hükmüne getirdiğini, kerametkerane ve takdirkerane, i̇mam Ali'nin radıyallahu an üç ihbarı ve kerameti gaybiyeyi gavs-ı azamdaki ru sırru, tahsinkerane ve teşvikkerane beşareti ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın kuvvetli işaretiyle o halis şakirtler, ehli saadet ve ashab cennet olacaklarına müjdesi pek kat'i ispat ederler. Elbette böyle bir kazanç, öyle bir fiyat ister. Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yakınında bulunan ehli ilim ve ehli tarikat ve sofi meşrep zatlar onun cereyanına girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak ve şakirtlerini teşvik etmek ve bir buz parçası olan enaniyetini tam bir havuzu kazanmak için o dairedeki âb hayat havuzuna atıp eritmek gerektir ve elzemdir. Yoksa, Risale-i Nur'a karşı rakibane başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'aniye'ye bilmeyerek zarar verir, zındıkaya bir nevi yardım olur. Sakın sakın, dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın karşınızda ittihad etmiş dalalet fırkalarına karşı perişan etmesin. El hubbu fillah vel buğdu fillah düsturu rahmani yerine el iyazu billah el hubbu fis siyase vel buğdu li siyase düsturu şeytani hükmedip melek gibi bir hakikat kardeşine adavet ve el hannas gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve taraftarlık ile zulmüne rıza gösterip cinayetine manen şerik eylemesin. Evet, bu zamanda siyaset, kalpleri ifsat eder ve asabi ruhları azab içinde bırakır. Selameti kalp ve istirahatı ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı. Evet, şimdi küreyi arzda herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musibetten hissedardır. Azap çekiyor, perişandır. Bilhassa ehli dalalet ve ehli gaflet, rahmeti umumiyeyi ilahiyeden ve hikmeti tamme subhaniyeden habersiz olduğundan nev-i beşere rikkat-i cinsiye kadarlık cihetiyle kendi eleminden başka nev-i beşerin şimdiki elim ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Çünkü lüzumsuz ve yani bir surette vazifi hakikiyelerini ve elzem işlerini bırakıp afaki ve siyasi boğuşmalara ve kainatın hadisatına merak ile dinleyerek karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze etmişler ve bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki errazi biddarar la yunzaru leh i esasiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını kendilerinden selbetmişler. Onlara acınmayacak ve şefkat edilmez ve lüzumsuz başlarına bela getirirler. Ben tahmin ediyorum ki bütün küre arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatla girenlerdir. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmeti ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemali hikmetini, cemali adaletini müşahede ettiklerinden kemali teslimiyet ve rıza ile rububiyet ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhameti ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat-ı uhreviyenin belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler, hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Bugünlerde iki hatıradan iki ihtar. Birincisi, bu şehirde Risale-i Nur'a intisap eden ihtiyare hanımlar sebat ettiklerini ve başkalar gibi sarsılmadıklarını düşündüm. Birden bu hadis-i şerif ihtar edildi. bi dinil acaiz yani ahir zamanda ihtiyare kadınların samimi dinlerine ve kuvvetli itikatlarına tabi olunuz. Evet, ihtiyare kadınlar fıtraten zayıfe ve hassase ve şefkatli olmalarından herkesten ziyade dindeki teselli ve nur'a muhtaç olduğu gibi herkesten ziyade fıtratlarında fedakarane şefkat cihetiyle dinde bulduğu nihayetsiz şefkat perverane bir nuru teselli ve iltifatı merhameti Rahman ve noktayı istinat ve noktayı istimdada ihtiyacı var. Tam sebat etmek fıtratlarının muktezasıdır. Onun için bu zamanda o hacatı tam yerine getiren Risale-i Nur her şeyden ziyade onların ruhlarına hoş geliyor ve kalplerine yapışıyor. İkincisi, bu günlerde benim yanıma müteaddit ayrı arızatlar geldiler. Ben onları ahiret için zannettim. Halbuki ya ticaret veya işlerinde bir kesat ve muvaffakiyetsizlik olduğundan, bize ve Risale-i Nur'a, muvaffakiyet için ve zarardan kurtulmak niyetiyle müracaat edip, dua ve istişare istediklerini anladım. Ben bunlara ne edeyim ve ne diyeyim diye tahattür ettim. Birden ihtar edildi. Ne sen divane ol, ve ne de onları divanelikte bırakıp divanece konuşma. Çünkü, yılanlar zehirine karşı tiryak tedarikiyle ve onları kaçırmasıyla meşgul ve vazifedar bir tek adam, yılanlar içinde duran ve sineklerin ısırmasına maruz olan ve sinekleri kaçırmak için çok yardımcıları bulunan diğer bir adama, yılanların ısırmasını bırakıp ona sinekler ısırmamasına yardım için koşan divanedir ve onu çağıran dahi divanedir. O sohbet dahi divanece bir konuşmaktır. Evet, hadsiz hayatı uhreviye nispeten muvakkat ve fani kısacık hayatı dünyeviyenin zararları sineklerin ısırması gibidir. Hayat ebediyenin zararları ona nispeten yılanların ısırmasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Çok muhterem üstadımız efendimiz. 1321 tarihinde Mucizat-ı Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam'ı ve Keramet-i risalelerini alemi menamda görmüştüm. Bunun hikmetini şimdiye kadar anlayamamıştım. Gördüğüm rüya aynen şöyleydi. Tarihi mezkurda, Ceziretül Arab'ın Necid kıtasının Bilad-ı Kasim'de, bir gece rüyamda, üç güneşin tulu etmiş olduğunu gördüm. Yanımda tanıyamadığım bir zata sordum. Bu üç güneş nasıl olur? dedim. Yanımdaki zat, bu güneşin birisi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın güneşi, diğeri Gavs-ı Geylani'nin, üçüncüsü de diğer bir güneştir. Üçüncü güneşin Risale-i Nur olduğunu şimdi bildim. Allahu nuru semavati vel ardı metelü nurihi kemişkâtin fîhâ misbâh. El misbâhü fî züccâce. El züccâcetü ke ennehâ kevkabun durriyyun yûkadu min şeceratin mübâreketin zeytûnetin la şarkıyyetin ve la garbiyyetin yekâdu zeytuhâ yudî'u velev lem Temsas nâr. Nurun ala nur. يَهْدِ اللّٰهُ لِنُورِهِ <laughs> مَنْ Ayet-i Kur'aniye, o rüya hakikatına işaret etmiş. Bu nurani rüya, mezkür ayeti i nurun on işaretle, on parmak ile gösterdiği hakikatı, aynen gösteriyor, 38 sene evvel haber veriyor. Evet, üç nuru azam olan güneşlerin Allahu alem tabiri şu olmak gerektir. Güneşlerin birincisi bu asırda Risale-i Nur'dur ve en parlak bir nuru da Mucizat-ı Ahmediye Aleyhissalatu vesselam namındaki risale-i harikadır. İkincisi Hazreti İsa'nın Aleyhisselam dini hakikisinden çıkan nuru semavi güneşidir. Üçüncüsü tarikatlar ruhunda ve tasavvuf menbaından çıkacak bir güneştir ki şimdi Şeyh-i Geylani timsaliyle o mana gösterilmiş. Risale-i Nur'a işaret eden 33 ayeti Kur'aniyenin en birinci ayeti olan ayetin nur, on vecihle Risale-i Nur'a işaret ettiği, birinci şua risalesinde gözümle gördüm, isteyen görebilir. Sizin hepsinden ziyade seven aciz şakirdiniz, binbaşı muhyiddin. Aziz Sıddık Metin Sebatkar kardeşlerimize, biz, bu havalideki Risale-i Nur talebeleri namına sizlere pek çok selam ile beraber arz-ı şükran ediyoruz ve sizlere ebeden minnettarız ki, muktedir ve parlak kalemlerinizle bizleri hem uyandırdınız, hem yardım ettiniz. Bu vilayeti nurani kalemlerinizle inşallah Isparta'ya benzettireceksiniz. Ve bilhassa çok ehemmiyetli kardeşimiz Kahraman Tahiri'nin parlak ve muvaffakiyetli ve tevafuklu kalemi kerametkerane fütuhat yapıyor ve onun iki masumeleri ve masumların ve ümmi ihtiyarların rengarenk çeşit çeşit meziyetlerini gösteren yazıları bizleri teshir ediyor, herkesi şevkle okuma sevk ediyor. Cenabı Hak sizlerden ebeden razı olsun ve sizi muvaffak etsin. Amin. Çok mühim ve mübarek kardeşimiz Hafız Mustafa'nın bize verdikleri ehemmiyetli hadisi taarruziye haberi bizi hayrete düşürdü. Ve üstadımızın o zamanda endişelerinin ve heyecanının hikmetini anladık. Bir hissi kablel vuku ile mütemadiyen bizlere der idi. Dikkat ediniz, sebat ediniz, münafıklar taarruz planı çeviriyorlar diye bizi ihtiyata sevk ediyor, hem bir halt edemezler diyordu. Evet, Ispartalı kardeşlerimizin bize haber verdikleri gibi, bu ehemmiyetli hadiseyi i taarruziyeye teşebbüs vuku zamanında, muhaberemiz kesildiği halde, mütemadiyen her vakit üstadımız, aynı taarruza maruz bulunuyoruz gibi bizi, yani emin ve feyziyi ikaz ediyor. Dikkat ediniz, dört cihetle bize taarruz var. Demir gibi sebat ediniz. Bir halt edemezler. Biz de bakıyorduk ki bizde bir şey yok, hissetmiyorduk. Hem o gaybi hadiseyi bertaraf etmek için tam mutabık bir mektup bize yazdırıp size göndermiştik. Risale-i Nur talebelerinden Nazif, Selahaddin, Tevfik, Hilmi, Emin, Feyzi.